İlginç, trajikomik bir mevzudan bahsedeceğim. Son zamanlarda hepiniz YouTube'daki lüks hayat tanıtım videolarını müzik eşliğinde eminim benim gibi izliyorsunuzdur. Bunlardan bazıları özellikle çok lüks, yani en üst segment arabaları tanıtan videolar ve ben bir tasarımcı olduğum için evet gerçekten zevk alıyorum izlemekten. Yani gözlerim şenleniyor kardeşim. <laughs> yüksek derecede emek içeren bu araba imalatları o kadar pahalıya mal oluyor ki yani bu arabalar o kadar servet fiyatına satılıyor ki yani ben tövbe tövbe falan demeye başladım. Ya gidip onun içine girip veya etrafında kamerayı dolaştırıp çeken adam bile elinde kardeşim ameliyat eldiveniyle giriyor arabanın içine ya. Arabanın içine toz yok bakteri yok ya. Ben burada tabi biraz iriti oldum iki lokma bir hırka böyle tek tişörtle yaşayan bir adam olarak. Yani benim vardığım sonuç şu kardeşim. Bu arabalar benim gibi insanların bünyesine uygun değil kardeşim. Bak paran gırla olsa benim yani milyonlarım olsa kenarda milyon dolarlarım olsa bu arabalar benim bünyeme uymaz. Yok yani kabul edemiyorum. Yani şöyle olur ben girerim o arabaya ayağımı atarım böyle galar sus falan eldivensiz. Araba beni kardeşim geri kusar. Araba beni bünyesine kabul edemez. Çünkü yani düşünsene ben abi elim bir yere çarpıyor silmiyorum kahvem dökülüyor şöyle uyduruktan siliyorum. Ya arabanın içinde toz yok diyorum ya zerre yok. Eminim oksijeni bile özeldir o arabaların. Hangi arabalardan bahsediyorum? Lexus, Rolls Royce, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Yani bunlar artık en üst segment. Hatta geçenlerde Acun'un Instagram sayfası şöyle bir gezineyim. Bu adam neler sergiliyor acaba sayfasında diye. Çok güzel fotoğraflar. Bakıyorum bakıyorum. Hakikaten çok yaratıcı fotoğraflar. Lan bir baktım ondan sonra adam Rolls Royce'tan pozlar veriyor. Adamın Rolls Royce'u var lan. Ama ben tekrar söylüyorum yani kardeşim ben arabaya bindim mi keyiften mesela sigara içerim. Elime kahvemi alırım oraya koyarım tamam. Her türlü ihtimal var adamlar düşünmüş ama abi arabanın içi gerçekten yani evinizden temiz ya. Ameliyathaneden temiz lan bu arabaların içi. Bir de o kadar lüks ki biz bozarız lan bu arabayı. Yani hiçbir şey manuel değil her şey dijital böyle. Dıt yapıyorsun koltuk ile dıt yapıyorsun yıldız ışıklar açılıyor dıt yapıyorsun kapısı açılıyor falan. Bu ne lan kardeşim ben böyle arabayı bozarım diyorum ya yazık yani benim gibi adama hani milyonlarım olsa da kenarda böyle arabayı vermemeleri lazım. Aynen tekrar söylüyorum bu arabalar beni <laughs> diye dışarı kusar lan. Sen git başka arabaya bin der. <laughs> Aynen. Acaba öyle bir sistem var mı? Yani içeri girecek şoförün Acaba bir özgeçmişi, GBT'si falan kontrol etme sistemi var mı bu arabaların içinde? Ya onu diyorum ya olsun veya olmasın böyle bir denetim mekanizması bu arabalar beni kabul etmez kardeşim. Uzaktan uzaktan. Bize gelmez abi. <laughs> İçeriye giren şoförün yani şoför muavini muhalimine oturacak. Yani şoför muavini muhalimine oturacak. Ben böyle oraya ben, ben böyle oraya Son zamanlarda hepiniz YouTube'daki lüks hayat, lü...